Arkadaşlar merhaba. Bugün size Nikon Z50 aynasız makineden bahsetmek istiyorum. Videoya başlamadan önce size de benim yaptığım gibi bir bardak çay ya da kahve almanızı tavsiye ederim. Videoyu biraz geniş tutmak istiyorum. Z50'nin belirli bir özelliğiyle ilgileniyorsanız alttaki kaydırma çubuğunda ilgili bölümü bulabilir ya da yine videonun altına açıklamalar kısmına yazacağım başlıklardan istediğiniz bölüme ulaşabilirsiniz. Evet, çayınızı aldıysanız hemen videomuza başlayalım. Videoyu beğenirseniz beğeni yapmayı ve şu sağ altta göreceğiniz abone ol tuşuna basarak destek vermeyi de unutmayınız. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kutu içeriğiyle başlamamız gerekirse şu an Z50 piyasada birkaç çeşit paketle birlikte satılmakta. Bunlardan biri sadece gövdenin ve 16-50 lensin olduğu bir paket. Onun dışında YouTuber'lar için hazırlanmış işte mikrofon, tripod içeren başka bir paket. Bir de Nikon F-mount lensleri kullanmak için FTZ adaptörlü olan paketin yanında dördüncü olarak gördüğüm 50-250 lensi barındıran bir paket daha var. Bunlardan size uygun olanını seçebilirsiniz. Ama varsayılan olarak 16-50 lensle alınan bir pakette gövde, 16-50 Nikkor 3.5-6.3 VR lens, NEL-25 batarya, MH32 şarj cihazı, askı kayışı, USB kabloları ve tabii ki kullanım kılavuzu ve garanti belgesiyle birlikte geliyor. Makinenin gövdesi oldukça küçük. D500'ü kullanıyorum ben. Onun yanında sanki onun küçültülmüş bir versiyonu gibi geldi bana. Açıkçası ben aynasız makineleri pek sevmiyorum. Firmalar genelde birçok şeyden kısmak durumunda kalıyorlar. Mesela düğmeleri, alışageldiğimiz düğmeleri kaldırıyorlar gibi. Onları menülerin altına koyuyorlar. Neyse ki Z50'de böyle bir durum görmedim. Alışageldiğim Nikon düzenine yakın bir düzen kullanılmış. D500'deki alışkanlıklarımı, kullanım düzenimi bu makinede de görebildim. Bu hem makineye kolay adapte olmamı sağladı kullanım açısından, hem de her defasında yeni bir makine alıyormuş hissinden beni uzaklaştırdı. Yani o alışma devresini benim için ortadan kaldırdı. Evet, makinenin gövdesini biraz incelememiz gerekirse üstten başlayalım. Üste harica bir flash bağlantı yerimiz var. Burada pop-up dediğimiz flash düğmesi var. Bunu ilerittiğimizde flashımız açılıyor. Bu düğme ile işte manuel, diyafram öncelikli, enstantane öncelikli, program, otomatik ya da sizin belirlediğiniz kullanıcı 1, kullanıcı 2 gibi seçimler arasında dolaşmanızı sağlıyor. Şu seçim düğmesi ile fotoğraf ya da video arasında seçim yapıyorsunuz. Sadece fotoğraftan videoya alıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu çok pratik olmuş. Video bölümünde işte video kaydetmemizi sağlayan düğme. ISO düğmemiz burada. Bu da pozlama telafi düğmemiz var. Tabii ki makineyi açıp kapamamıza yarayan düğmemiz var. Bu düğme ile görüntünün vizörde mi, ekranda mı ya da ikisi arasında değişecek şekilde olup olmayacağını ayarlıyorsunuz. Evet, arkada oldukça büyük bir LCD ekranımız var. Bu LCD ekran şu şekilde aşağıya doğru açılabiliyor. Tam açıldığınız zaman şu şekilde bir görüntü alıyor. Bu bana biraz garip geldi açıkçası. Kullandığım diğer aynasız makinede, farklı marka aynasız makinede de bu LCD ekran yukarı doğru açılıyordu. Bu mesela mikrofon bağladığım zaman engel oluyordu bana. Daha doğrusu mikrofonu bağlayamıyordum o yüzden. Şimdi bu da benzer şekilde bir tripod bağlantısı yaptığım zaman bana bir engel olacak aslında. Bunun bence en güzeli Nikon P1000'deki gibi, yani şu şekilde yana doğru açılan ekran tipi. Nedense Nikon bunu tercih etmemiş. Bu LCD ekran kalitesi oldukça yüksek, onu belirteyim. Hani şu şekilde ara açıları da kullanabiliyorsunuz. Yani tamamen aşağı doğru açıldığında tripoda denk gelmesi bence çok doğru bir seçim olmamış.
Altta tripod bağlantı yuvamız var. Şurada bir tane SD kart yuvası ve pilimiz var. Yan tarafta mikrofon girişi. Burada da USB ve HDMI bağlantı noktaları mevcut. Makinede Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı özellikleri var. Ön tarafta ise 2 adet atamada yapılabilen fonksiyon düğmesi ile 1 adet aydınlatma ışığı var. Ben lens olarak 16-50 ve 50-250 lensleri test edebildim. Bu iki lenste de gelen bir özellik var. Lensi kullanmadığımız zaman, yani makineyi kullanmadığımız zaman, şu an mesela 16 milimde en düşük pozisyonda ama gene de bir pay var gördüğünüz gibi. Ben makineyi kullanmadığım zaman üstünde bir çentik daha var. Lensi oraya doğru kırıyorum ve o gördüğünüz pay içeri doğru geçerek kapanıyor. Ve yaklaşık 3 santim civarında da bir yer kazanmamızı sağlıyor. Şu an zaten halihazırda bir aynasız makine kullanıyordum farklı bir markanın. Onunla bir kıyaslama videosu da yapacağım. Onun da linkini şuraya koyayım. Onunla ilgili durumu da göstermiş olurum. Daha net anlaşılmış olacak bu küçülme durumu. Yakın zamanda bir Nikon D780 incelemesi yapmıştım. Onun da linkini hemen şuraya koyalım. Bu videoda bahsetmiştim, izleyenler de hatırlayacaktır. Dokunmatik kontrollerden bahsetmiştim. Makine üzerinde yapmak istediğimiz işlemleri LCD ekran üzerinden dokunmatik olarak yapabiliyoruz. Yakın dönem makinelerde LCD kullanımı artmıştı ama hani bu genelde fotoğrafları büyütme, küçültme, bir sonraki fotoğrafa geç, geri gel tarzında oluyordu. Benim Nikon D780'de gördüğüm tüm menü içeriğini, yani ekranda ne görebiliyorsak onu dokunabilir ve kullanabilir olmamızdı. Bunda da aynı şekilde devam edilmiş. Sadece fotoğraf ve videolardaki işlemlerin dışında tüm menüleri dokunmatik olarak gezebiliyoruz. Seçimlerimizi dokunmatik olarak yapabiliyoruz. Örneğin bir klavyeden yazı girişi yapmamız gerekirse bunu kullanabiliyoruz. Müthiş bir hız kazandırıyor. Bu çok güzel bir özellik. Bataryasından bahsetmem gerekirse tabii ki bir DSLR makineye kadar büyük olmadığı için pilimiz de ona göre küçük oluyor makineye sığması açısından. Yanlış hatırlamıyorsam sitesinde de 330-350 civarında bir çekim süresinden bahsedilmişti. Ama sonuçta 1000 fotoğraf da çekse, 2000 fotoğraf da çekse herhangi bir fotoğrafçının yanında mutlaka yedekli batarya olması lazımdır. Batarya ile ilgili sevmediğim konu pilin ne kadar kaldığını grafik olarak gösteriyor bize. Sayısal bir değeri ekranda göremiyoruz. Pil konusunda rahatsızlık verecek bir durum olursa hani bu olabilir. Çünkü hani grafik olarak 3 kademeye ayrılmış. Az çok belli ediyor kendini ama mesela P1100'de de başıma gelmişti. Son kademeden sonra bir anda makine kapanıyordu. Hani birçok kez başıma gelmişti. Hani bu biraz rahatsız edici. Sevmedim. Hani keşke bir yüzde olarak değeri bize verilseydi. Bu işte bahsettiğim Nikon alışkanlığına biraz ters oldu. Silent Photography denen bir özellik var. Elektronik shutter kullanılıyor burada. Yani mekanik çekim yapılmıyor. Bu da makinedeki tüm sesleri ve titreşimi kapatmış oluyor. Silent Photography'yi interval ya da timelapse videoların menülerinin altında da ayrıyetten seçebiliyorsunuz. Ama normal koşullarda da çekim yapmak istediğinizde bir opsiyon olarak bize sunulmuş. Sessizlik gerektiren durumlarda tercih edilebilir. Efekt bölümü bazı pratik araçlar içeriyor bizim için. Önceden hazırlanmış. Mesela minyatür efekti, portre efekti, vivid efekti gibi. Şimdi bunlara birer örnek vereyim. Geçelim slow motion videoya. Herhangi bir bilgisayar kullanmadan, sadece makinemizin içindeki özelliği kullanarak slow motion videolar elde edebiliyoruz. Bu videolar tabii ki sessiz
videolar oluyor. 1920 çarpı 1080 yani Full HD olarak 120 kare moduna geçiyor. Bu şekilde çekilen görüntüleri 30 karede 4 kez, 25 karede 4 kez ya da 24 karede 5 kez yavaşlatabiliyorsunuz. Mesela ben inceleme videosunu hazırlarken bir slow motion video çekmiştim. Bunu hemen Snapbridge ile telefonuma aktarıp aynı anda Instagram'da hikaye olarak paylaşabilmiştim. Hani bu tür anlık durumlar için gayet iyi oluyor. Ya da bu tür şeylerle bilgisayar başında uğraşmak istemeyenler için güzel bir çözüm. HDR foto tıpkı slow motion'daki mantık gibi yine makinenin özelliğini kullanarak ışığın problemli olduğu durumlarda fotoğraflarımızı iyileştiren bir araç. HDR'yi kullanırken bazı araçlar bize sunulmuş. Bunları menülerden ayarlayabiliriz. Mesela bunlardan biri orijinalinde kaydedilmesi seçeneği ya da tek bir kare mi çekileceği ya da seri olarak HDR fotoğraf çekileceği mi şeklinde ayarlar yapılabiliyor. Dediğim gibi orijinal kaydet seçeneğini kullanırsanız fotoğrafın RAW hali saklanıyor. Şüphesiz o an kullanabilirsiniz. RAW hali neyse akşam eve döndüğünüzde bilgisayarda istediğiniz şekilde işleyebilirsiniz. Şimdi HDR'de bir iki örnek verelim. Ve şimdi geldik benim en çok sevdiğim yere, timelapse moduya. Hemen menüsüyle başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi timelapse movie yapımına bir göz atalım. Bunun için önce fotoğraf çekim menüsüne geliyoruz. Dokunmatik ekranımızı kullanarak kaydıralım. Zaman aralıklı film. Bu menüye giriyoruz. Burada aralık dediği çekeceğimiz kareler arasındaki süreyi belirtiyor. Şu an 3 saniye olarak ayarlanmış. Yani makinenin çekeceği her bir kare arasında 3 saniye boşluk olacak. Bunu çekeceğiniz ortamın durumuna göre, çekeceğiniz objeye göre ayarlıyorsunuz. Ben genelde bulut tarzı çekimlerde 3 saniye ayarlıyorum. Eğer hızlı bir akış varsa 1 saniye olarak ayarlıyorum. Şu en altta gördüğünüz mavi süre oluşacak videonun süresi. Burada da toplam kayıt yapabileceğimiz süreyi görüyorsunuz. Aralık 3 saniye olarak ayarlandığında, çekim süresi de 25 dakika olarak seçildiğinde sonuçta bize 16.8 saniyelik bir video oluşturacağını gösteriyor. Pozlama düzeltme, çekilen kareler arasında büyük bir fark varsa bunu gidermeye yardımcı oluyor. Sessiz çekim, mekanik hareketin yerine elektronik shutter'ı kullanıyor. Burada çerçeve boyutunu yani oluşacak videonun büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu benim için önemli. Ben 4K ve 30 kare olarak ayarlıyorum. Ama Full HD 60 kare, 50 kare, 30 kare olarak da seçim yapabiliyorsunuz. Aralık öncelikli de hani farklı daha düşük pozlama değerlerine gelirseniz sizin az önce ayarladığınız aralığa uyacak şekilde pozlamayı ayarlıyor. Yani aralık mı, enstantane mi diye seçim yapması gerekirse aralığa öncelik veriyor. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra başlat dediğimizde makine çekime başlıyor. Şimdi hemen Nikon Z50 ile çekmiş olduğum bazı timelapse movie'leri görelim. Interval yani aralıklı çekim de timelapse'le aynı mantıkta, sadece sonuçta bir video oluşturulmuyor. Belirlediğimiz aralıkta, belirlediğimiz kadar yapılan kartımıza ayrı ayrı fotoğraflar olarak kaydediliyor. Siz bunları herhangi bir amaçla daha sonra kullanabilirsiniz. Bunları kendiniz de bir timelapse video yapabilirsiniz.
elektronik veri ve optik veriye gelirsek, elektronik veri yazılımsal olarak yapılan bir dengeleme işlemi. Optik veri de lensinizde VR özelliği varsa, yani titreşim giderme özelliği varsa onu kullanmanızı sağlıyor. Bu kullandığım lensin üzerinde VR düğmesi yok. Diğerinde de yoktu. Muhtemelen bu kullanılmıyor. Diğer lenslerde de yoktur diye tahmin ediyorum. Bu optik titreşim gidermeyi menü üzerinden açıp kapatıyorsunuz. Ama genelde açık olacağı için herhalde menüye koymayı daha uygun bulmuşlar. Şuradaki info tuşuna basıp menüsünden açıp kapatma işlemlerini yapabilirsiniz. Ben rüzgarlı bir havada bir çiçeği çekmiştim. Aslında böyle bulanık bir fotoğraf beklerken oldukça net, keskin ve detay içeren bir fotoğraf elde ettim. Biraz şaşırttı beni. Yani çok üst düzey bir lens değil sonuçta. Ama ona rağmen gayet iyi yaptı bu titreşim giderme özelliğini. Şimdi elektronik veriyi bir de video üzerinde görelim. Deneme şansı bulduğum diğer ürün FTZ adaptör. FTZ adaptör klasik F mount lenslerimizi, Nikon lenslerimizi bu aynasız makinemizde kullanmamızı sağlayan bir adaptör. Benim çantamda 14-24 2.8 Nikon efsane lenslerinden biri vardı. Bilirsiniz bu lensi farklı markaların kullanıcıları da farklı adaptörler kullanarak kendi makinelerinde kullanmaktadırlar. Şimdi bu seviyede bir lensi benim aynasız makinemde de kullanmam çok büyük bir avantaj. FTZ bu işe yarıyor. Ayrıca kuş fotoğrafçılığında kullandığım 500-300 mm lenslerimi de kullanma şansına eriştim. FTZ adaptörü kullanınca özellikle 500 mm'de gözle görülür bir yavaşlama, odaklama yavaşlaması hissettim. Ama bunu da hızlı uçan kuşlarda daha çok yaşadım. Yani tünekte bir kuş çekerken kuş gelmeden önce hazırlığımızı zaten az çok yaptığımız için bir ıskalamada geç kalma durumu yaşamadım. Bunun yanında zaten geniş açı lenslerimizi kullanırken bizi etkileyecek kadar bir hız farkı da olmuyor. FTZ adaptörü bence kullanılması gereken bir ürün. Hazır kuş fotoğrafçılığından bahsetmişken seri çekime de biraz değineyim. Vizörü kullanarak takip ettiğim kuşlarda seri çekim yaparken fotoğraflar çok akıcı bir şekilde gelmiyor gözüme. Bu da bir süre sonra takip ettiğim objeyi kaybetmeme neden oluyor. Bir DSLR esnekliğini veremiyor ya da ben alamadım. Hani 500 milim gibi büyük bir lensle bu makineyi kullanırsam hani uçar kuşlarda çok deneyeceğimi sanmıyorum. Çünkü o vizördeki fotoğrafları gösterip aradaki yaşanan gecikme beni rahatsız ediyor. Bizim takip için daha hızlı tepkilere ihtiyacımız var. Makinede neleri sevdim derseniz, videoyu cropsuz olarak çekmesi, yani 4K videoyu çekerken bir crop uygulamaması, ne görüyorsam onu çekmesi, yine timelapse movie'leri 4K olarak yapabilmemiz, yapısının ve şeklinin DSLR makinelerle örtüşmesi, yani böyle basit bir makine izlenimi vermemesi, elektronik ve optik verisinin başarılı olması, bir adaptörle de olsa diğer Nikon lenslerimi rahat bir şekilde kullanabilmem. Menü yapısının da diğer Nikon makinelerle aynı olması ve çok çabuk adapte olabilmem. İlk etapta aklıma gelen sevmediğim özellikler ise tabi diğer aynasızlarda da karşılaştığımız üzere LCD ekranın olmaması üstte. Pil bilgisinin sayısal
yüzde olarak vermeyip grafik olarak vermesi, LCD ekranının bahsettiğim gibi aşağıya doğru açılıyor olması ve yine sadece bu makineye has bir eksiklik olmayan vizörden ya da işte LCD ekrandan yapılan seri çekimlerde yaşanan gecikme. Evet, Z50 testim az çok bitti gibi. Şimdi kahvaltı molası verdim. Yani bu güzel manzarayı da size göstermek istedim. Mevcut kullandığım makineye göre tabii ki artıları var. O yönden çok hoşuma gitti. Özellikle 4K olarak timelapse yapabilmesi benim için bir artı. Video başarısı için şöyle söyleyeyim. Nikon'un çektiği videolar diğer makinelerde de olduğu üzere kusursuz bir şekilde kaydediyor. Yani keskin, akıcı. Ama diğer kullandığım aynasız makinede ise görüntü daha sinematik. Daha böyle soft bir havası var. Kesinlikle kötü değil. Çok lezzetli o da. Nikon'un bu keskin görüntüsünün bir avantajı oluyor bize. Görüntülerini durdurup birer fotoğraf olarak kullanabiliyoruz. O yönden ben sanki yine Z50'yi başarılı buldum gibi. Batarya konusunda tabii ki çok fazla tatmin etmiyor. Yani bir DSLR kullanıcısı olarak ihtiyacımızın altında. Biz hani yaban hayatı fotoğrafçıları zor koşullarda fotoğraf ve video kaydı alırız. Hani anlık gelişir olaylar. Çok böyle planlı, programlı bir şekilde hareket edemeyiz. O yüzden böyle hafıza kartım doldu, yetmedi, işte bataryam bitti gibi konuları pek düşünmek istemeyiz. Hiçbirimizin makinenin geldiği şekliyle tek bir batarya kullandığını sanmıyorum ama gene de batarya süresinin az gitmesi bir tedirginlik yaratıyor gibi. Mesela bugün çok fazla bir video çekmedim. Biraz seri kareler aldım kuşlara. Ama batarya hemen ikinci kademeye düştü. Ondan sonra da bir tek kareye düştü, kırmızı uyarı verdi. Hani orada da bir tedirgin oldum gerçekten, yani niye bu kadar çabuk bitiyor diye. Ama belki o zaman makinenin lensinin VRS'i açıktı. Belki biraz onu fazla tüketmiş olabilir. O an makineyi kapatıp bir süre sonra tekrar açtığımda ikinci kademeden devam etti. Şu anda çekiyorum zaten. Yine manzara fotoğrafları alıyorum. FTZ adaptörü başarılı gibi ama hani dediğim gibi böyle anlık gelişen, hızlı konularda biraz ağır kalıyor. Bir yaban hayatı fotoğrafçısının, bir spor fotoğrafçısının çok tatmin olacağı bir başarısı yok. Ama dediğim gibi hani 14-24 gibi efsane lenslerimizi bu tarz aynasız makinelerde kullanabilmemiz için harika bir araç. LCD ekranın başarısı gayet güzel. Ekran üzerinden odaklama yaptığımda gayet başarılı bir şekilde yakaladı. 50-250 lens de sınıfına göre bence iyi, yeterli bir lens. Onun da VRS'i titreşim engelleyici özelliği iyi çalışıyor bence zoom lens olmasına rağmen. İşte bazı koşullarda insan bu DSLR'ın esnekliğini arıyor, işte düğme zenginliğini, yukarıdaki LCD ekranı. Ama tabii alışmaya bağlı şeyler. Ben mevcut aynasız makinemi muhtemelen satıp Z50'ye ya da şartlarımı biraz daha zorlayıp D780'e geçmeyi düşünüyorum açıkçası. Z50 alırsam bu tarz videolarımı çekmekte kullanırım. Timelapse videoları çok seviyorum. Onları yapmakta kullanırım. Bu ara bilgiler de umarım işinize yaramıştır. Şimdi bu inceleme sırasında çekmiş olduğum fotoğraf ve videolarla sizi baş başa bırakıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır. Yeni incelemelerde görüşmek üzere, hoşça kalın.